Merhaba, ben Hülya. Ben Barış. Ben Reyhan. TVHBR stüdyolarına hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz, haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup kanalımıza destek verebilirsiniz. Video haberimizi beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. TVHBR sadece YouTube'da. İnsanların durumu nasıl? İnsanların durumunu görmüyorum ama Ali Vahit Bey. İnsanlar aç aç, çöp ekmek topluyor. Bak söyleyeyim mi? Boş. Market bomboş. Kiraya veremiyorum. İş alamıyorum. Kaç yıldır buradasın? 4 yıldır. 4 yıldır buradayım. Hiç böyle olmadın değil mi? Evet. Evet. Ya yürekler acısı gerçekten. Ağlamak için zor tutuyor. Ağlama. Gerçekten. Ağlama. Güzel günler gelecek. İnşallah. Hep beraber getireceğiz. Ama kızım bir işe girse. İki çocuk da işsiz. Evet. Bakkal da boş. Evet ama görüyorsun. Ürün alamıyorsun. Evet. Evet. Çok zor durumda. Çok zor durumda. Elektrikleri ödeyemiyorum. Kendileri doldururlar salonlarda. Sen de burada iki kişi oturduğun zaman depelerde geldiler. Bu kalabalıkla. Niye oturttun? E sen sokma, ben de sokmuyorum. Ona yasak yok, sana yasak var. Bana yasak var. Ona yasak yok. Onun dokunmazlığı var, o kimse bir şey tutamaz. Sonra ona dokunan yalan. Bir an önce açılmasını bekliyoruz gözler. Ama kongreler açık. Onlar açık. Nisanlar oturmaya geçecek mi diye. Şuraya iki tane insan gelsin ceza kesenler. Aynen, ya da birer tane. Kesiyorlar. Ama bir 10 bin kişi ve İzmir ve beyefendi kongre yaptı. Maalesef de öyle. Bir de teşekkür ediyorum onlara. Bir de değil mi? Evet. İşte bak bunu affetmeyin. Yararken, Cumhurbaşkanı 70 milyar ararken 12 milyarlara geçiliyor. 1-1-200'e geçiliyor. Bir ay, 15 milyar. Hepsi de yalan söylüyor. Dürüst olsunlar, iş yok abi, mal kalkmıyor. Cumhurbaşkanı var diyor. Cumhurbaşkanı. İyi, güzel. Diyor ki 3000 lira maaşım olsa çalışmam diyor. 3000 lira olsa çalışmam. Benim yerime başkası gitsin Sayın Bey. Evet. Söyledik 3000 lira yap dedik, yapmıyor. 86 lira gelmiş. Evet. İki kişiyiz. İki kişinin 86 lira geldi. Yaşlı karı koca. Emekli maaşı ne kadar? 2200 küsür. 2200. 100 lirası gitti. Gitti. Bu sana kurban da kesemem. Su da gider 100 lira. 600 ev kirası verdim. 600 ev kirası verdim. Parası. Ev kirası Isınma var. Parası. Sen 1000 lirayla geçinmek zorundasın. Ya, geçinebilirsin. Aynen öyle vekilim. Bir şey soracağım. 1000 lirayla 30 gün sen de alışveriş yap, karnını doyurabilir miyiz? Doyuramaz. 2 tane ekmek alırsın. Emine Hanım'dan alışveriş yaparız her gün. Şimdi her gün Emine Hanım'a derim ki günlük mü zam geliyor? Mersin'in limonu. Çöpe gidiyor. Çöpe gidiyor. Tarlada maliyet 2,5 lira 30 kuruşa meyve suyu fabrikalarına satıyoruz. İşte. Biliyor musun? Yumur gibi değil ya. Bu 30 kuruş ya. Evet, 30 evet, kuruş. Bu maliyeti ne ya? 1,5. İşçilerin üzerinde maliyeti. İşçiliği 50 kuruş. Ağaçtan aşağı indirmek senin de. 30 kuruşa satıyor. Onun yolunda. Şu adama bir bak. Anne ağlama. Bunu niye soyuyoruz? Bunu meyve suyu ya fabrikasına. Meyve suyu dışında da ayak. Kozmetikleri de kullanıyorlar. Peki 30 kuruşa mı gidiyor bu? Evet, evet. 30 kuruşa gidiyor. Evet, evet. Bunun maliyeti 2,5 lira. Evet, 30 kuruşa gidiyor. Böyle değerlendiriliyor. Bu limon. Bunlar limonlarımız. Limonlarımız. Limon. Bunlar da dondurmaya soyuyoruz. Dondurma yapıyorlarmış. Bunu soyup yürüyor. Anne, bu 30 kuruşa satıyorsunuz bunu. Tamam, evet. Kaç kuruş bilmiyorum abi. Ha, sen söyle, 30 kuruşa. Bahlandırın bunu ya, 30 kuruş olacağını 60 kuruş olsun insan. Bir yıl çalışıyor. Tabii. Ve meyve suyu fabrikasına limonlar 30 kuruşa satılıyor. Yani. İşte insanların emekleri. Yani. Maliyeti 2,5 lira bunun. Tabii. 2,5 lira. Şimdi vekili bana bak. Şimdi ne kadar veriyor? Evet, sandığımız 6 lira. 6 lira. O emek 6 liraya soyuyorlar. İşte akşama kadar kaç sandık koyarsak. Geliyor işte. Onu yani biz akşama kadar 10 sandık, 5 sandık. İşçiyiz, biz hep işçiyiz. Şimdi az önce günkü mesela 80 liraya aldım gübreyi, yarın varıyorum 85 lira. Günlük zam mı geliyor? Evet. Aman yok yok, çok haram olsun. Vallahi limoncuların, çiftçinin hali çok kötü. Kötü. Biz ne yapıyoruz? Biz de şaştık yani. 30 kuruşa limon satıyorlar meyve suyu fabrikasında. Sana nasıl gibi alacak? Gelmesin zaten. Ekmeğe zam gelmesin zaten. Ama buna da gelmesin. Ha.
Mayaya da gelmesin. Ona maya gelmesiniz ya. Yani buna %100 zam yaptılar. 80-90 lira olan sunum 2 oldu. 150 lira. Maya %60 zamlandı. Elektrik, su, doğalgazı söylemiyorum. Nasıl fırındır? Bu adam ekmeği 10 kuruşa satmak ister. Aynen. Maliyet olur. Keşke yani maliyet. Senden bayat ekmek almaya gelen oluyor mu kalan ekmeği bir gün sonra? Ucuz oluyor. Ucuz diye gelip bayat ekmeği alıyorlar mı? Adam diyor, mesela kuşa veririm bayat ekmeği. Normal tarla ekmeği 3 tane veririm. Ya da 3 tane alıyoruz. 3 tane. 1 tane alıyoruz. 1 tane bayat ekmeği alırım. Sen parası olmayan da veriyor musun? Duydum. Bu traktörler hep sattı. Hep Rahatman Kasra bunlar hicablı. Ne yapacağız? Derdimiz nedir? Ne yaparız? Ne ederiz? Limoncunun halini gördünüz az önce. Gördüm. Şu anda biz limonlar dibinden kesiyoruz. Burak budak değil, dibinden kesiyoruz. Maliyetsiz değil. Bu traktörü satıyor musun? Satıyorum. Vekilim. Her taraf borç. İcrada mı bu? Tabii icrada. Bizim son umudumuz bunlar. Yani biz bittik, onu söyleyeyim size. 5 liralık et almaya gelen var mı? Sen cevap. Oluyor mu? Oluyor. 5 liraya et almaya gelen insan var. Kaç lira et yiyorsun? 65 lira. 65 lira. Yani 100 gramdan az et alıyor. Versen bir, vermesen. Biz zaten 100 lira, 5 lira isteyene 20 lira alıp veriyoruz. Biliyoruz. Biliyoruz. Mecbur yani. Allah'tan esnafımız feraset sahibi. Vicdanlı. Bir yıldır çalışmıyor kardeşim. Çalışmıyor. Kira? Kirayı da ödüyorum. Kirayı da ödüyorum. Nasıl olacak bilmiyorum. Ocaklar geçti. MHP'li gidiyor. Bayberk onlar oldu. Hocam bak söyleyeyim mi? Boş. Market bomboş. Kirayı veremiyorum. İş alamıyorum. Kaç yıldır buradasın? 4 yıldır. 4 yıldır buradayım. Hiç böyle olmadın değil mi? Evet. Evet. Yani yürekler acısı gerçekten. Ağlamak için zor tutuyor. Ağlama. Gerçekten. Ağlama. Güzel günler gelecek. İnşallah. Hep beraber getireceğiz. Ama kızım bir işe girse. İki çocuk da işsiz. Evet. Bakkal da boş. Evet ama görüyorsun. Ürün alamıyorsun. Evet. Evet. Çok zor durumda. Çok zor durumda. Elektrikleri ödeyemiyorum. Kendileri doldururlar salonlarda. Sen de burada iki kişi oturduğun zaman depelerde gelirler. Bu kalabalıkla. Niye oturttun? Sen sokma, ben de sokmuyorum. Ona yasak yok, sana yasak var. Bana yasak var. Ona yasak yok. Onun dokunmazlığı var, onu kimse çıktıramaz. Sonra ona dokunan yalan. Bir an önce açılmasını bekliyoruz Köprü. Ama kongreler açık. Onlar açık. İnsanlar alıp durmaya geçecek değil. Şuraya iki tane insan gelsin ceza kesenler. Aynen ya da birer tane. Kesiyorlar. Ama bugün 10 bin kişiyle İzmir'de beyefendi kongre yaptı. Maalesef de öyle. Bir de teşekkür ediyor onlara. Bir de değil mi? Evet. İşte bak bunu affetmeyin. Derlerken Cumhurbaşkanı.